Şimdi Murat senle başlayayım. Başlayalım. Seçim yarın yapılıyor ama saat farkı nedeniyle biz biraz geç çalışacağız. Evet. Oy kullanma Türkiye saatiyle ve günüyle ne zaman bitiyor? O sandıklar her eyalette aynı zamanda kapanmıyor. Türkiye saatiyle 3'te kapanmaya başlayacaklar. Ama bazı sandıklar sabah 9'a kadar kapanmayacak. Mesela Kaliforniya, hatta Kaliforniya batı tarafında olduğu için batıyla doğu arasında 3 saat var biliyorsunuz. Dolayısıyla sabah 9'a kadar sandıklar, bazı eyaletlerde sandıklar açık kalacak. Ali Deniz şimdi... Ömer'le Gönül Transatlantik'te hep bu seçimin sonuçlarını çok geç alınabileceğini söylüyordu. Sizin beklentiniz nedir? Ne zaman netleşir? Kimi kazandı? Şimdi bu biraz iki aday arasındaki oy farkına bağlı olarak değişecek. Özellikle salınacak eyaletlerdeki oy farkına göre değişeceğini düşünüyorum. Zaten bazı yerlerde geç açılıyor sandıklar biliyorsun. Nevada'da mesela geç açılıyor. Nevada'da geç açılmasının üstüne bir de çok yakın bir fark olursa belki bir gün bile sürebilir Nevada'yı öğrenmemiz. Pensilvanya daha erken açılsa bile Pensilvanya'da geçenki gibi 0.2, 0.3 ile biten bir seçim olursa biz çarşamba akşamına kadar yayındayız. Evet. Aralıklarla diye umuyorum. İnşallah bir mola alabiliriz potansiyel olarak ama şu da olabilir. Mesela geçen sefer örnek görüyorum. Biden Pensilvanya'yı 0.23 puanla kazandı. 0.2 değil. 2 puan değil 0.23 ile. Dolayısıyla bunlar tekrar recount'ı yani tekrar oy sayımını tetikleyebilir. Tetiklerse o gece öğrenmeyebiliriz. Geçen seçimde bir de şöyle bir şey vardı. 2020'de olduğu için pandemi dönemiydi ve çok fazla maille oylar kullanıldı ve onlar genelde en son sayıldı. Hatta hatırlarsın belki sabah böyle Pensilvanya'da 10 puan öndeydi Trump, Michigan'da öndeydi Trump, Wisconsin'da öndeydi Trump. Sonra hatta dedi ki oylamayı durdurun. Biz burayı kazandık artık dedi. Ama sonra oylar geldikten sonra ucu ucuna kaybetti mesela. Şimdi oyu. İzleyicilerimize söyleyelim. Anketimiz var. Kim kazanacak? Trump mı Kamala mı diye soruyoruz. Bunları cevaplayabilirsiniz chat bölümünde. Şimdi kim kazanacak diye sormayacağım. Sana göre Kamala, sana göre Trump kazanacak. Onu biliyoruz. Ama şu şeyi bir sorayım ya. Hep anlatıyorsunuz ama. Salıncak eyalet. Hı hı. Şimdi Türkiye'de insanlar anlamıyor. Normalde en son mesela Trump'ın kazandığı seçimde Hillary Clinton çok daha fazla oy aldı ama seçimi kaybetti. Genellikle de öyle oluyor galiba. Demokratlar daha çok oy almaları. Bu salıncak eyaletleri olayını hepsine soranlar oluyordur. En kısa nasıl anlatıyorsun? Şöyle diyebiliriz. Salıncak eyaletler İstanbul. AKP'ye gidebilir, CHP'ye gidebilir. Bakarız, görürüz. Yani mesela Blue Wall dediğimiz batı eyalettir. Daima demokratlara gidecektir. O çok belli. Yani orada herhangi bir tahmin üretmeye ve anketlere bakmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Mesela Kaliforniya hiçbir zaman bir cumhuriyetçiye gitmeyecek. İzmir gibi. İzmir. Ama mesela Michigan değişebilir. Hatta bu seçimde Ohio bile değişebilir. Veya önümüzdeki seçimlerde belki bu seçim olmasa... Ohio kimin de değişebilir? Ohio şu an cumhuriyetçilerde. Hatta bir detay vereyim. Şu ana kadar herhangi bir cumhuriyetçi koltuğa gelirken Ohio'yu kazanamadığı olmamış. Yani bir cumhuriyetçinin kazanması için mutlaka Ohio'yu kazanması gerekmiş ABD tarihinde. Bu da enteresan bir istatistik. Evet. Bu arada şöyle bir şey gördüm. Olacak bir şey mi? Iowa'da cumhuriyetçileri kaybetme ihtimali diye bir şey. Murat Türsan'la evet, konuştuk evet, bunu. Evet, evet. Bir tane... Artık herhalde buna yerel anketçi diyebiliriz. Çünkü mesela anketler gördüğümüz zaman biz hep ülke geneli anket, şehir şehir anket görüyoruz ama sanırım bu kadın bir yerel anketçi. Evet, Ann Seltzer'dan bahsediyoruz. Şimdi Iowa eyaletinde en güvenilir anketçi olarak bilinen Ann Seltzer, Iowa'da Harris'in Trump'ı 47'ye 44 geçtiğini söylüyor. Ve geçmiş seçimlerde bir puan farkla hepsini tutturmuş bir anketçi. Dolayısıyla Iowa... Yani kırmızı bir eyalet olarak bilinir. 9 puanla almış Trump. 2020'de 9 puan farkla kazanmış. Evet arayı. Ve bu Ann Seltzer'ın böyle bir anket yayınlaması gerçekten çok şaşırtıcı. Bu şok o zaman edici. Yani ABD geneline yansıyabilecek bir eğilim mi yoksa potansiyel. Yerel bir şey mi? Tam olarak bunu aslında tartıştı demokratlar. Çünkü Iowa'nın kat sayısı sadece 6. Biz mesela 270'i sordun ya nasıl tanımlıyoruz diye. Biraz nüfusa göre bir katsayı veriliyor eyaletlere. Örnek veriyorum 300 bin seçmeni olan eyalete tabii ki şu anda tam bilmiyorum ama 5 delege veriliyorsa 900 bin seçmeni olan eyalete örnek veriyorum
15 veriliyor. Kat sayısına göre artan delegeler oluyor ve toplamdaki 538 delegenin 270'ini alan başkan adayı yeni ABD başkanı oluyor. Bu saydığımız 7 salınacak eyaletin de toplam delege sayısı 93. Bu yüzden de çok kritik. 93 tane delegeyi temsil eden eyalet, 7 tane eyalet ve bunları bir farkla bile kazansan o 93'ün bir kısmının tamamını alıyorsun. Hı hı. North Carolina'yı bir puanla alsan 16'sının 16'sı sana geliyor. 270'e ulaşan da seçimi kazanıyor kısaca. Peki şeyi sorayım. Medyascope yayına girdiği, yani başladığımızdan itibaren iki tane seçim yaşadık. Birisini Trump kazandı, birisini Biden kazandı. Buralarda delege sayılarına biliyor muyuz? Trump neyle almıştı, Biden neyle aldı? Çok yakın. O şöyle, şimdi her seçimde bazen kat sayıları değişebiliyor. Mesela Pensilvanya 2020'de kat sayısı 20 idi, şu an 19'a düştü. Evet. Mesela şey... Bir yer daha değişti galiba ama kat sayılar değiştiği için değişiyor. Kat sayılarını sormuyorum. Ben şunu söyleyeyim ama Trump 306'ya 232 aldı diye hatırlıyorum. Biden da 305'e 233 mü ne aldı? Bayağı yani bir fark atmıştı. Tamamen benzer şekilde bitti. Ama şunu da söylemek lazım. Mesela Pensilvanya'dan 20 oy geldi ya. Pensilvanya'yı Biden 20 bin oydan daha az bir oy oranıyla kazandı. Georgia mesela 11 bin oy. Georgia'yı belirledi ve Georgia'dan oradan 16 oy gelmişti. Trump'a göre hala Georgia, Trump'a mı? Trump'a göre sorarsan tabii. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi 2020'den 2024'e bu eyaletlerde nüfus değişimi oldu. Nüfus değişimi olunca delege sayısı da değişiyor. Mesela Kaliforniya bir delege kaybetti. Colorado bir delege kazandı. Texas iki delege kazandı. Florida bir delege kazandı. Yani burada Kamala Harris 4 delege kaybetti. 2 delege kazandı mavi eyaletlerden. Trump 5 delege kazandı, 3 kaybetti. Peki şöyle bir şey soracağım. Biden'la Trump yarıştığı zaman bir de debate yaptılar münazara. Net bir şekilde Trump aldı başını gidiyor oldu. Ha. Sonra Biden çekildi ve birden Kamala Harris rüzgarı esti. Şimdi benim gördüğüm yorumlar, siz çok daha detaylı takip ediyorsunuz. Kamala Harris rüzgarının dindiği ve başa baş geçtiği. Olay bu kadar özetlenebilir mi? Evet gibi. Yani burada çok değişken var. Yani bu biraz kahve falı bakmak gibi oldu aslında bu seçim. Çünkü gerçekten şu anda anketlerin doğruluğunu, geçerliliği konusunda çok bir fikrimiz yok. Mesela geçen yayında söyledik, 4 tane anket şirketi şu anda Harris ve Trump'ı 49'a 49 berabere veriyor. Ki bu istatistiksel olarak mümkün değil. Yani daha önce ben böyle bir anket görmedim. Ali Deniz, bilmiyorum sen gördün mü? O yüzden şu anda bir şey diyemiyoruz. Evet, tamamen yazı tura. Evet. Şu var ama anketlere yansıyan en azından şu istatistik var. Uzun bir süre Kamala Harris bir ivme yakalayıp yükseldikten sonra yavaş yavaş alçalıp başa başa gelen bir yarış oldu. Kamala Harris'in ilk geldiği ivmede devam etmediğini gösteriyor anketler. Ama şimdi günün sonunda Iowa'yı eğer kazanırsa Kamala Harris, tüm anket firmaları yanılmış oluyor. Iowa'da dediğim gibi o anket firması sadece, yani son 7 seçimin, ara seçimler de dahil, son 8 seçimin 7'sini birebir tutturmuş. Bir anket firması. Evet. Yerel anket firması. Ama Iowa dönerse neler olur? Tabii ki kesilmek güç. Evet. Ve sadece Iowa değil. Yani bunu diğer salınacak eyaletler olarak da bakalım. Şimdi eğer Iowa'da, eğer Harris artı 4 ise ve artı 2 ise, başka anketlerde gördüm. O zaman diğer salınacak eyaletlerde ne olabilir? Mesela bu seçimde en belirleyici veya en kilit konulardan bir tanesi tabii ki kürtaj hakları olacak. Geçen 2022 seçimlerindeki gibi. Çoğu vatandaş birinci kıstasın ekonomi, ikincisinin de kürtaj olduğunu söylüyor. Ama şunu da söylemek lazım. Kürtaj tabii kadınlar için daha önemli bir konu. Ve arkadaşlar, eğer grafiği ekrana verebilirsek, Amerika'da genellikle kadın seçmenler daha sıklıkla oy veriyor. Daha sıklıkla sandığa gidebiliyor. Burada görüyorsunuz, burada mor kadın seçmenler oluyor. 1980'den bu yana hem seçmen katılımı yükseldikçe aynı zamanda kadın seçmenlerin katılımı %10-15 arasında erkeklerden daha çok oluyor. Amerika batıda en az seçmen katılımını gören ülke, genellikle %60 ve %65 arasında gidiyor. Ama eğer bu
trendler bu önümüzdeki seçimlerde devam ederse ve kadınlar daha sıklıkla sandığa giderse ve onlar için kürtaj daha önemliyse bu Trump için iyi bir haber değil. Çünkü kadınlarda aldığı oy da Kamala Harris'in daha fazla Donald Trump'a. İstatistikler evet. Öyle gösteriyor. Peki şeyi sorayım. Kıl payı olacağı kesin yani. Hı-hı. Kim kazanır bilmiyoruz ama geçen seçimde Trump'ın kaybı kabullenmekte zorlandığını biliyoruz. Şimdi ne dersiniz? Diyelim ki işte çok az bir farkla Kamala Harris kazanırsa zaten kutuplaşmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nde arıza çıkar mı? Murat sen istersen. Vallahi ben Murat'ın cevabına göre cevap veririm. Evet, yine kahve falı bakmak gibi olur. Yani Trump seçimi kazansa veya kaybetse şu değişmeyecek bence. Seçimde hile yapıldığını iddia edecek. Çünkü 2016'da kazandı ve yine hile yapıldığını iddia etti. Daha fazlayla kazanmıştım. Yani daha fazla yakaladı. 3 milyon Meksikalı'nın Kaliforniya'da oy verdiğini iddia etti. Peki. Dolayısıyla ne olursa olsun Trump yine hile yapıldığını iddia edecek. Hatta şu anda iddia etmeye başlıyor bile Twitter'da. Şunu net olarak söyleyebilir miyiz? Trump hiçbir koşulda arayıp rakibine tebrikler kazandın demeyecek. Onu diyebiliriz bence. Buna %100 diyorsun. Evet. Ve Trump'a göre Trump hiçbir zaman hiçbir şeyde kaybetmez. Dolayısıyla bilmiyorum. Şunu söylememiz lazım. Yani geçen seferdeki 6 Ocak olayları gibi bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bence ihtimal daha düşük. Çünkü 6 Ocak'tan sonra tabii FBI bir sürü tutuklama yaptı. Bir sürü soruşturma ve dava açıldı. Ve bence Trump destekçileri bundan biraz korktu. 6 Ocak olayları gibi bir şey olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Ben ihtimalin bu sefer daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylememiz lazım. Peki Ali Deniz, ne yapıyorsunuz Medyascope'da? Seçimi nasıl yapıyorsunuz? Evet, geldik en önemli kısma. Bilmiyorum, şu anda yayını izleyen de neredeyse 600 izleyicimiz var. Yarın akşam 9'dan gece yarısına kadar seçim öncesi bir yayın yapacağız Murat Türsan'la beraber. Bu yayında ne konuşacağız? Birkaç tane son gündem de oldu. Bir sincap meselesi var, belki duymuştur aranızda izleyicilerden. Ona değiniriz. Bu Epstein'in olayları var, onlara değiniriz. Obama'nın, Kamala Harris'in son konuşmaları var, onlara değiniriz. Sonuçta seçim öncesi bir yayın. Tabii ki seçim formatını anlatacağız. Özel konuklarımız olacak. Sadece Murat Türsan'la bende olmayacağız. Yani özel konuklarımız da olacak. Güzel röportajlar yaptık. Murat Türsan da sağ olsun. Buradan Amerika'dan seçmenlerle bizzat konuştuk. Neler söylediklerini de yarın yayında göreceksiniz bizzat. 9'dan 12'ye bir yayınımız var. Stüdyoda olacağız. Bu kadar mı? Hayır. Başka ne var? Bir şey mi eklemem gerekiyor? Sabah 5'i eklemem gerekiyor. Sabah 5'i eklemem gerekiyor, pardon. Direkt zor kısmı sana bırak. Bunu biliyordum. Evet, sabah 5'te tekrar yayına giriyoruz arkadaşlar. Kaç 5 saat aralıktan sonra. Ve seçim bitene kadar buradayız. Bittikten sonra da belki buradayız. Belki bitmezse de yine buradayız. Ve seçimi canlı olarak takip edeceğiz. Ve anında verileri size aktaracağız ve yorumlarımızı yapacağız. Şimdiden alarmlarınızı kurmanızı tavsiye ederim. Akşam 9'a ama en önemlisi sabah 5'e. Çünkü seçimde herkes, insanlar hep merak eder. Ya Türkiye'de ben bu Amerika seçimlerini nasıl takip edeceğim? Artık Medyascope'dan takip edebilirsiniz sabah 5'te. NBA maçı gibi yani. Evet, NBA de izler çok yani vatandaşlar. Seçimleri de takip etmek isteyenler olacak. Evet. Murat ve Ali Deniz, çok sağ olun. Ben yaklaşık 3 kaç saattir artık unuttum. Saat kaç oluyor? 3 oluyor. 2 saattir buradayım. Burada hafta başına noktayı koyalım. Son bir duyuru yapabilir miyim? Tabii. Son bir duyuru yapayım. Son anketimizde, açtığımız ankette %54 Kamala Harris çıkmış. Bir de izleyicilerimize son bir duyurum olacak. Yayından çıkmadan birer beğeni bırakırsanız yayına daha da geniş bir kitleye ulaşabiliriz. Yayına katılan herkese ben de teşekkür edeyim. Evet, noktayı koyuyoruz. Murat Türsan ve Ali Deniz Çakır'a teşekkürler. Ama sadece onlara değil. Çok sayıda konuğumuz vardı. Ferit Aslan, Berfin Bayır ve Özge Can Özgenç zaten Medyascope'un çalışanları olarak yayınımıza katıldılar. Ayrıca Profesör Mesut Yen ve Profesör Seda Demiralp de yayınımıza katkıda bulundu. Hepsine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.